Robotlar. Kamera. Ve ventilatör. Ve karşınızda Five Nights at Freddy. Evet, bu oyunu ne zaman gördüm? Bu oyunu 11-12 yaşlarında Orkun Işıtmağı yeni keşfetmişken YouTube'da takılırken videosunu gördüm. Tabi o zamanlar Five Nights at Freddy'nin F'sini bilmiyorduk. Bir açtım videoyu, abi izlerken o kadar çok hoşuma gitti ki. Hani kameraya, kapılar. O zamanlar oyun gerçekten çok bir devir açmıştı. Değil mi? Çok bayağı bir devir açtı yani. 3 tane robot var böyle kameralarda böyle gezerken bakıyorsun. Pardon 4. Pardon 5 anasının gözü. Chica, Bonnie, Freddy, Golden Freddy ve Foxy. 2 tane kapıyı yönetiyorsun. Birinde işte tavşanla tilki geliyor. Diğerinden kuşla ayıcık geliyor. Oyunda şöyle bir teknik vardı. Senin şarjın bitmesinde. Sıçarsın valla. Şarjın bitmeyecek. Ona göre tasarrufu kullanacaksın. Aynı şimdiki ülkenin tasarrufu geçmesi gibi. Çok bir şekilde tasarruf kullanacaksın. Ulan bunu yapacaksak niye ventilatör çalışıyor? Abicim ben burada jeneratörün şarjı bitmesin diye uğraşıyorum. Sen burada götün pişmesin diye gelmişsin ventilatör açıyorsun. Olacak iş mi bu? Oyundaki zaten mantık şu. Yaratıklar geldiğinde kapıyı kapatacaksın. Kameralardan tilkinin gelmesini kontrol edeceksin. Freddy zaten yavşaktır kendisi. Kapı açık olsa bile direkt çıkıyor karşına. Normalde tavşanla kuşun gelmeden önce kapıyı kapatabiliyorsun. Ama belirli bir süre geçtikten sonra kapı kilitleniyor. Tık 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 yapıyor, kapı kilitleniyor. Tamam, sen o kamerayı açıp da kapatırsan karşında selamun aleyküm diye çıkıyor dilenciler gibi. Bu yüzden ne yapmamız lazım? Eğer önceki gecelerdeysek, 2 veya 3'teysek o kamerayı hiçbir şekilde açmayın. Ama şahsen eğer o kamerayı çok uzun bir süre açmazsak Foxy zaten bunu otomatik olarak anlıyor. Direkt size koştura koştura geliyor. Hiç o perdeyi açmasa bile bu oluyor. Freddy en yavşa, en sıkıntılısı. Freddy zaten kapı açık olduğunda direkt olarak karşınıza çıkıyor. Şimdi bir de şunları geçtik, oyunun mantığını konuştuk çok güzel bir şekilde. Bir de oyunu Türkiye'de olduğunu düşünün. Şimdi şöyle bir esnaf lokantasında 3 tane robot, bir tanesi hastalı, sıkıntılı. Böyle dans ediyor, böyle enivici boke yapıyor. Böyle bir güvenlik sistemi neymiş efendim? Robotlar hareket ediyormuş, sen burada güvenlik olacaksın, edeceksin. Bırak abi hareket etsin ya, ne yapacak? 2 tane tur atar gelir yine. Sen niye buraya güvenlik tutuyorsun? Güvenlik tutuyorsan niye elektrikten tasarruf etmek için böyle bir şey yapıyorsun? Bu ne lan böyle? Böyle oyun mu olur kardeşim? Şimdi Türkiye'de olduğunu düşünelim. Evet yine Türkiye'ye geldik. Türkiye'de olduğunu düşün. Oyunda şimdi kaç gece? 6 gece var. 5. geceyi bitirdikten sonra sana oyun $120 veriyor. Ulan Türkiye'de var ya bu işi almak için kaç kişi sıraya girer? Adam artık hangisini alacağını şaşırır. 6 saat çalışıyorsun birader. 6 saat çalışıyorsun $120. 6 gün. Ulan uçar millet uçar. $120. Haftalık. Var ya zengin olursun birader, bir şey diyeyim mi? Ya şurada 2 tane robot göreceksin sen, karşına çıkacak. Zaten millet onu bir gördü mü alır Levi kafasına geçirir. Olay bundan ibaret. Ha, zaten bunun bir kere ülkede olması çok saçma olur. Adam bir tane soygun planı yapar, robotları çalar, parçalar satar. Türkiye böyle bir şey. Yani zaten Türkiye'de de böyle bir şey olması çok saçma olur. Düşünsenize bir tane adam geliyor. Abi yurt dışından bir robot getirmişim. Üf üf. Ne yapıyor bu robotlar? İşte abi bu robotlar dans ediyor böyle. İki sağ sol yapıyorlar böyle, göt kıvırıyorlar. Çok efsane bir şey oluyor bak. Kesin insan kazandıracak bu bize. Ya kardeşim sen esnaf lokantası açmışsın, 3 tane robot koymuşsun. 3 tane robotu koyacağını git bir tane pavyon aç, daha iyi çok para kazanırsın ya. Niye robota şimdi elektrik harcayacaksın? Ne? Mantıken bu olur. Şimdi şöyle oyunun bir mantığına baktığımızda bir şey yok. Strateji yok. Maksat hayatta kalmak, saati geçirmek. Bu kadar basit. Ama biz yine öyle gördüğümüz zaman abi oyun çok hoşumuza gitti. Bildiğin hani oyunu oynamak istiyoruz. Ama tabii yaşımız küçük. Oyun kurmayı bilmiyoruz, indirmeyi bilmiyoruz. Yani hiçbir şekilde oynayamayacağımız için sadece videolarına bakarak böyle uzaktan izledik. Bu arada oyunu indirmek isteyen kardeşlerim, hani abi ben bu oyunu oynamak istiyorum, nasıl oynayabilirim diyorsanız ben size açıklamalardaki linki bırakayım. Siz indirin. Hiç oyunu kurmanıza gerek yok. Direkt tek tıkla oyunu açacaksınız. Bugünkü videomuz bu kadardı kardeşlerim. Bir sonraki videomuzu diyorum yayınlaşsak. Ben açıklamayı bırakayım abi. Friday Night Funkin online'ını bırakayım. Sizlerle birlikte güzel bir yayınla oyun oynayalım demek istiyorum. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Görüşmek üzere. Bay bay.